Selam arkadaşlar. Bugün tarif defterinde sizler için güzel, nefis, lezzetli bir makarna tarifi var. Tarifi ne Amerikan, ne Fransız, ne İtalyan, ne de bilmem neredeki aşçıdan aldım demeyeceğim. Çünkü tarifi siz de yapabileceksiniz. Kolay, pratik, her ustanın ve evdeki her birinin yapabileceği nefis, lezzetli ve çok da iddialı bir tarif. Tarifi soğanımızı soyup doğramaya ile başlıyoruz. Ben soğanları böyle hızlı hızlı doğrarken sizden ricam kanalıma abone olup bildirim zili açmayı unutmayın. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Büyümeye devam ediyoruz. Sizin sayenizde ve sizin desteğinizde. Hızlı bir şekilde şu güzel hareketlerle soğanımızı doğradık ve tavamızı ocağımıza koyduk. 2 kaşık sıvı yağ ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı fazla değil. Bu tarif bildiğiniz tariflerden tamamen farklı, kolay, pratik, önceden haşlanmıyor. Hepsini birlikte pişireceğiz. Soğanımı küçük bir tencereme ekledim. 100 gram, 120 gram kadar etim var. Şimdi kenarlarını alacağım için 100 gram kalacak. Yağ kısmını aldım. Arkadaşlar kasapta ancak bunu bulabildim. Etin hepsini aynı büyüklükte doğramaya özen gösteriniz. Yaprak yaprak doğruyoruz. Eti ince ince yaprak yaprak doğruyorum. Bu etin pişirmesi de çok kolay olacak. Çünkü neden? İnce ve yaprak doğradık. Aşırı sulandırmayacağız eti. Ve kavururken de pamuk gibi kalacak. Hızlı şekilde pişirmemiz gerekecek. Eti de doğruyoruz. Yine güzel parmak hareketimizi yapıyoruz. Etimiz hazır. 2 diş sarımsak. Sarımsakları ekledik. Hemen etimizi ilave ediyorum. Böyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Karıştıra karıştıra kavuracağız bunu. Bu kavrula dursun. İki adet yeşil biber. Ben fazla acı yemediğim için acı almadım. Normal biberden aldım. Hemen hızlı bir şekilde içini açıyoruz. Çekirdeğini alıp doğruyoruz. Doğrayınca hemen biberimizi de ekliyoruz. Şu ana kadar kullandığımız malzemeler 100 gram dana eti, yaprak doğradım. 2 adet çarliston biber, 2 diş küçük diş sarımsak, 1 adet soğan, 2 adet de domates kullanacağım. Siz domatesi daha fazla kullanabilirsiniz. Çünkü ben salça kullanmayacağım. Gerekirse salça da kullanabilirsiniz renk vermesi için. Renk size bağlı tamamen. Sonuçta domates de salça olacak. Hemen bunları da hızlı bir şekilde doğruyoruz. Domatesleri de pratik bir şekilde evre çevire doğradık. Sağa sola çevir. Küçük küçük boyutları gördüğünüz gibi ebatları fark etmiyoruz. Çünkü kavrulunca neticede pişecek. Ama siz yine de mümkün olunca istediğiniz şekilde doğrayın ki yaptığınız yemekte zevk alın. Çünkü önemli olan yemeği yaparken kullandığınız malzemeyi doğramak. Bunu doğramayı seviyorsanız zaten pişirmesi geliyor. Şöyle yerlendire yerlendire karabiber, emektar tuzumuzu da attık. Kaşık yardımıyla tekrar şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Bu arada abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videolarımızı en çok paylaşanlara da ödül vereceğiz. Bunu mutlaka devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi kavrulmuş etin içine makarnayı attım. Şöyle bir de el hareketleriyle söz atıyoruz. Görüyorsunuz yani. Yiyebileceğiniz kadar makarna koyun. Yiyebileceğiniz kadar makarna ekliyoruz. Ve porsiyonlara yiyebileceğimiz kadar azar azar yapıyoruz. Ve tez tez yiyoruz ürünlerimizi. Kaşık yardımıyla bir iki karıştırdıktan sonra kaynar suyumu ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber koydum. Biraz pul biber ekliyorsunuz ve kırmızı toz biber ilave etmeyi unutmuyorsunuz. Su fazla koymayacağız. Şimdi bunu ekledim. Şöyle bir iki fokurdadıktan sonra ocağınızın ayarını orta kısa getiriyorsunuz. Yani çok öyle haşır harda kaynamayacak. Ufak ufak, usul usul. Hani bir iş yaparken
bir yürüyüş yaparken, hoşunuza giden bir şey izlerken hani keyif ala ala yaparsınız ya, aynı o şekilde kaynasın. Aman aşırı hızlı kaynasın. Yok ben bunu erken pişireyim. Yok daha çok fokurdasın. Olmuyor. Usul usul şöyle gördüğünüz gibi. Ara sıra karıştırıyorum. Enfes. Enfes. Mükemmel ucu. Suyunu da kullanacağız. Tekrar kapağını kapatacağım. Bu arada kamerada oynuyor. Kaynama derecesini gördünüz. Tekrar üzerine ayırdığım çeri domatesler var dolapta. Onları da ekliyorum. Bir de maydanoz doğrayacağız. Arkadaşlar malzemeyi not alın. Ben malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Ama siz yine de bakarken izleyin. Bak, koyduğum üzerindeki pul verdi. Sakın ha ne attı demeyin. Eğer şimdi benim çok abonem olmuş olsaydı ya işte Amerikan bir ustadan ya da ünlü bir restorandan şöyle bir makarna tarifi veriyorum diyebilirdi. Siz de onun 100 binler kişi izler ve 10 binleri de paylaşırdı. Ama biz aşçı olduğumuz için bizi nedense paylaşmıyorsunuz. Yani biz de büyümek istiyoruz. Emek veriyoruz, emek veriyoruz. Biz de büyümek istiyoruz ama keyif alarak yapıyoruz. Bu arada bizi en çok izleyeni şu anda takip ediyoruz arkadaşlar. Tek tek not tutuyorum elimle de. Doğradım maydanozu da. Ekliyorum üzerine. Ocağın altını kapatacağım. Çünkü dinlenmesini istiyorum biraz arkadaşlar. Kremayı verdikten sonra biraz dinlenmesini istiyorum. Marketten aldım şöyle kremayı da üstüne geziyorum. Çok şekil oldu ya. Böyle sunsam inan yok olmayacak. Kremanın markası çok önemli değil. Takmayın. Ben sadece markette bunu bulduğum için aldım. Yoksa farklı bir marka vardı ondan alacağım. Şöyle fazla da karıştırmak istemiyorum aslında ama kremayı da pek haz etmedim. O yüzden karıştırayım şöyle. Çünkü kapağını kapatacağım. Üzerine de şöyle arkadaşlar mozzarella veya farklı bir peynir değil. Parmesan da değil. Bu ne biliyor musunuz? Eski kaşar. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Kaşarımı da şöyle üzerine ekliyorum. Rendem olmadığı için doğradım. Rende varsa siz rendeleyebilirsiniz. Ufak ufak bazı eksiklerimizi alıyoruz. Bazılarını da unutuyoruz. Bunu koydum ocağımın altına da kamerayı kapatmış bulunuyorum. Bu böyle dinlendiriyorum. Biraz bekleyecek. 5-6 dakika bekleyecek. Tencere nasıl sıkıysa halen fokurduyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Şimdi yedikçe yesi geliyor. Ben fazla beklemeyeceğim. Çok sıcak yemeyin. Mümkün olduğunca of peynir de erimiş. Çok güzel abi. Akıyor şöyle ya. Şuna baksana. Peynir de akıyor akıyor. Sosun güzelliğine bak. Hafiften de sulu. Kuru da değil. Siz deneyeceğim. Bu ve bunun gibi tarifler için yapmanız gerekeni biliyorsunuz yani artık. Anlatmaya da gerek yok. Şimdi biraz da eski kaşarı üzerine ekleyeceğim. Biraz da şöyle görsel olsun diye maydanoz serpiştiriyorum tekrar. Tahtanın üstünde kalanları topladım. Böyle kaşarı da koyuyorum. Karşıya geçip afiyetle yiyeceğim. Ben yerken sizden de ricam. Bu mudur, bu mudur? Arkadaşlar biraz sıcak. Ağzım yanacak. O yüzden üfleye üfleye yemek istiyorum. Görüyorsunuz dumanı, buharı, tütüyor, kokusu, buram buram. Şunun görseline bak, görünüşüne bak. Mutlaka bu tarifi yap. Fikirlerinizi yorum kısmına yazınız. Herkes makarna sever ama eski kaşarlı ve hepsini aynı suda haşladığınız bir makarnayı yaptınız mı bilemiyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzette kalın. Of, 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 of. Of, kaşarın da uzayışına bak.